Okay. V-Ray Dof için çok basit bir sahne hazırladım. Gördüğünüz gibi bir yol. İçinde 3 tane küre. Kırmızı, mavi ve sarı. Işıklandırma için V-Ray Light. Ve bir kamera gerekli olan. V-Ray Dof için V-Ray Dof bildiğiniz gibi kameranın belli bir noktaya fokus edildikten sonra geri kalan noktaların bulanık gözükmesini simüle eden bir özellik. Burada V-Ray Dof'ta önemli olan birkaç nokta var. Bunlardan biri kamera target distance, yani kameranın başlangıç noktasından hedef noktasına olan uzaklık. Bu V-Ray'i açtığımızda render'da kamera bölümü V-Ray kamera geldiğimizde Depth of Field aç işaretleriz. On haline getiririz. Kamera get from camera direkt kameranın kendi özelliğini kullanır. Burada use target distance. Target distance 56.760 644 gözüküyor. Yani direkt buradan alınır. Ya da istediğimiz özel bir yere fokus yapmak istiyorsak burayı işaretli kaldırıp buradan istediğimiz birimi girebiliriz. Ben bu özellik için direkt kameradan aldım. Burada depth of field parametresinde de modifier'da use target distance'ı işaretledik. Aperture özelliği ne kadar bu kameranın fokus noktasının dışında kalanların ne kadar blur olduğunu gösteriyor. Özellik olarak default'u 5 zannedersem ama 1.5-2 gayet iyi sonuç veriyor. Şimdi görüntümüzü, perspektifimizi kameraya alalım. Gördüğünüz gibi ilk fokusumuz kırmızı top. V-Ray ayarlarımızı yaptım. Adaptive Subdivision. Ben Machine Learning kullandım. Indirect Illuminations, Indirect Map. İkinci engine olarak Kizzy Monte Carlo. Başka da herhangi ekstra bir özellik kullanmadım. Direkt render ettiğimizde ben önceden render etmiştim çok uzun zaman almasın diye. İlk renderde çıkacak sonuç böyle olacaktır. Birinci top seçtiğimizde net. Diğer mavi ve sarı olan blur. Yani bulanık. Şimdi aynı özelliği buradan kameramızı ikinci top üzerine kaydırıp render ettiğimizde onun da görüntüsünü aldım. Çıkacak olan özellik bu. Gördüğümüz gibi kırmızı top blur, sarı top blur ama fokus olan mavi sonuçta net. Tabii bunu diğer ilerlettiğimizde sarı topun üstüne de getirdiğimizde tekrar render aldığımızda sonuç gördüğünüz gibi kırmızı ve mavi blur ve sarı en net şekilde çıkacaktır. Bu arada dikkat etmemiz gereken ışığın patlamaması ve kameranın düzgün fokus edilmesi. Başka önemli bir özelliği yok. Bir de render'de çok zaman alıyor. O da tabii ek bilgi olarak. Umarım yararlı olmuştur.